Arkadaşlar dimension komutlarını daha ayrıntılı bir şekilde görmek için bir şekil çizelim. Bakın burada polar tracking açık arkadaşlar, 45 derecede. Ve object snap tracking açık. Şurada line'i seçiyorum. Bakın biraz yaklaşıyorum. Şurayı tıkladım. 20 birim sağa doğru geldi. Bakın daha sonra şurada 90 derece aşağı indim. 10 birim. Sağa doğru çevirdim. 20 birim. Kareye doğru çevirdim. 10 birim. Sağa doğru. Bakın şöyle 90 derece 20 birim. Daha sonra şöyle 45 derecede 30 birim. Yukarıya doğru 30 birim. 90 derece. Daha sonra bakın şurada. Bakın şurada object snap tracking açık arkadaşlar. Bakın şuraya geldim. Bakın şuraya geldik. Bir daha geleyim. Şöyle kesişimi yakaladım. Daha sonra şurayı tıkladım. Şuraya fillet yapalım arkadaşlar. Filleti seçtim. Sağ tuş radius 15. Bakın tıkladım. Tıkladım. Bir tane de çember oluşturalım. Bakın center radius. Şöyle herhangi bir yere tıkladım. 6 birim. Yarı çapında bir çember çizdim. Bakın şu kısımdan ölçülendirebiliriz. Bakın şurada lineer arkadaşlar. Lineer'i seçtim. Bakın iki şekilde ölçülendirebilirim. Bakın şu iki uç noktayı tıklayarak bakın şöyle yerleştirebilirim istediğim yere. Bunu seçip sileyim. Bakın bir de şey yapalım arkadaşlar. Parametreyi yelip auto constraint yapalım. Enter'a bastım. Hide all diyelim. Bakın bu çizgiyi çektiğim zaman şu kısımlardan koparmasın diye arkadaşlar. Auto constraint yaptım. Home'a gelelim tekrar. Şöyle seçtim. Şurayı tıkladığım zaman arkadaşlar bakın burası ölçü çizgimiz. Bakın şu kısım ölçü çizgimiz. Dimline. Şurası ölçü yazımız arkadaşlar. Text kısmı. Şu kısımlar extension line'lar. Şu kısımlar da arrowhead dediğimiz ok başları. Bunların özelliklerini göreceğiz ileriki videolarda. Bakın şu anda 20 arkadaşlar. Bakın şunu tutup çektiğim zaman bakın ölçü kendini güncelliyor arkadaşlar. Geri alalım. Bakın lineer'e geldim. Bakın şöyle tek bir çizgiyi ölçmek istiyorsam arkadaşlar şuradan sağ tuş object seçimine gelip bakın şöyle seçebilirim. Bakın şu noktayla şu nokta arasını ölçmek istiyorsam sol tuşla bakın şöyle tıklayıp şöyle seçebilirim. Şimdi alt opsiyonlara yönelim. Bakın bu lineer ölçümüz düz çizgiler için. Bakın şöyle geldim. Lineer'i seçtim. Sağ tuş bakın şuraya geldim. Bakın daha sonra şurada alt opsiyonlarımız çıktı arkadaşlar. Buradan hem text'i seçersem multiline text arkadaşlar. Bakın şunu biraz çekeyim şöyle. Bakın burada yazıyla ilgili değişiklikler yapabilirim. Kalın yapabilirim, altını çizgili yapabilirim. Bakın şöyle. Bakın şöyle. Bakın ölçüyü değiştirmedim. Sadece altını çizgili yaptım. Bakın şöyle 20 santimetre diyelim. Daha sonra tıkladım. Şöyle çektiğim zaman yine güncelliyor arkadaşlar. Bakın altı çizgili şekilde. Geri alalım. Bakın seçtim. Sağ tuş. Şuraya tıkladım. Sağ tuş. En text'e gelip. Bakın şurada 20'yi değiştirirsem. Bakın 30 yaptım. Tıkladım. Tıkladım. Bakın şöyle çektiğim zaman arkadaşlar ölçü kendini güncellemez arkadaşlar. 30 kalır. Geri alayım. Sağ tuş, sol tuşla tıkladım arkadaşlar. Tekrar sağ tuş. Bakın tekste direkt ölçüyü soruyor bize. Değiştirirsek bakın bunu yine 25 yapalım. Yine ölçü kendini güncellemez arkadaşlar.
En cıllı arkadaşlar açıya bir açılıyorum. Şeye yazıya bir açı verebiliriz. Bakın Angel dedim 45 derece. Bakın yazıyı 45 derece döndürdü. Geri alalım. Seçtim. Sağ tuş. Seçtim. Sağ tuş. Horizontal vertical var arkadaşlar. Bunun için şu sileyim bunu. Bakın seçtim. Şu kısmı seçtiğim zaman arkadaşlar bakın şöyle mouse'u çevirdiğim zaman dikey şu kısma doğru çevirdiğim zaman yatay ölçü verir. Bakın bunu sağ tuşu seçip horizontal dersen mouse'u ne kadar çevirsem de yatay ölçüyü vermeye zorluyorum. Bakın şöyle sağ tuş vertical dersem arkadaşlar bakın dikey ölçüyü verir direkt. Bakın seçip sağ tuş rotate dersem benden bir açı istiyor arkadaşlar. 45 derece dersem bakın burada 45 derecelik bu nokta ile bu nokta arasındaki 45 derecelik ölçüyü verdi. Başka bir açı girersem o açı ile döndürür. Yani buradaki ölçü değişir. Bakın şöyle. Derece dersem bakın buradaki ölçü değişir arkadaşlar. Bakın yine align'la eğik çizgilerimizi ölçülendirebiliriz. Bakın şöyle. Bakın bu çizgiye paralel şekilde olan ölçüyü verdi. Bakın yine şöyle seçip sağ tuşla seçebiliriz. Bakın alt opsiyonlarımız aynı. M text text angle. Bakın angle deyip 45 derece derse 45 derece döndürür arkadaşlar. Zaten 45 dereceydi. Silelim. Angle 60 derece dersem arkadaşlar. Bakın burada açıya yazıyı 60 derece döndürdü arkadaşlar. Bunu seçip silelim. Bakın Angular komutuyla açıları ölçülendirebiliriz. Bakın şöyle seçtim. Bakın şu noktayı, şu çizgiyi seçtim. Bakın buradaki açıyı gösteriyor. Bakın tıkladığım yerde açıyı gösterir. Bakın yine şöyle seçip bakın şu tarafa doğru çevirirsem buradaki açıyı gösterir. Bakın şöyle çevirirsem buradaki açıyı istediğim açıyı gösterip tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle gelip bakın şu iki çizgi arasındaki 180 dereceden büyük olan açıyı göstermek istiyorsam arkadaşlar bakın böyle gösteremem. Onu göstermek için bakın şöyle seçip sağ tuşa da Enter'a basıyorum. Bakın Enter'a bastım. Bakın Specify Angle Vertex kısmına geçti. Bakın şu noktayı tıklıyorum. Daha sonra şu uç nokta bakın bu uç nokta bakın artık gösterebilirim. Bakın şöyle tıklayıp yine M text text angle komutlarına geçiş yapabilirim. Bakın burada bunlar aynı komutlar. Kuadrant seçersem arkadaşlar bakın şöyle bir noktayı tıklıyorum. Bakın artık yazıyı böyle çevirebilirim arkadaşlar. İstediğim yere yerleştirip böyle tıklayabilirim. Bakın artlen komutu ile bakın şuradaki yayın gerçek ölçüsünü gösterebilirim. Şöyle tıklayıp. Bakın şuradaki ölçüden farklıdır arkadaşlar. Bakın şuradaki eğik ölçüden başlangıcı ve bitiş noktasındaki. Bakın şunu seçip sileyim. Bakın şöyle tıklayıp. Sağ tuşta bakın M text text angle aynı komutlar arkadaşlar. Angle'la şuradaki yazıyı döndürebiliriz. Angle'ı seçip 60 derece dersen buradaki yazıyı döndürdü. Sağ tuş Angle 0 diye de daha sonra sağ tuş Partial dersem arkadaşlar yayın tamamını değil de istediğim kısmını ölçülendirebilirim. Bakın Partial'ı seçtim. Bakın şu noktaya geldi. Şöyle orta noktasına geldim. Bakın istediğim kısmını ölçülendirdim.
Radius'ta bir yayın ya da çemberin yarı çapını gösterir arkadaşlar. Bakın şöyle. Böyle tıklıyorum. Bakın şuradaki MTX Angel diğer komutlarla aynı. Bakın şöyle tıklayalım. Bakın şunu tutup şuradan çektiğim zaman. Bakın güncelledi. Geri alayım. Geri aldım. Böyle seçtim. Sağ tuş tekste gelirsem arkadaşlar. 6 yerine 8 yazarsam. Şuradan tutup çekersem. Bakın ölçüyü güncellemez arkadaşlar. Geri alayım. Silelim ya da. Bakın diametrela çapı gösterir arkadaşlar. Bakın çap K işaretiyle böyle yerleştirip 12 gösterebiliriz. Ordinate komutuyla koordinatları gösterir arkadaşlar. Bakın X ve Y sıfıra sıfır noktasına olan uzaklıklarını gösterir. Bakın bunu seçip bakın bu noktayı seçip bakın şöyle çevirirsem bakın X şöyle çevirirsem Y bakın tıklayıp Y'ye de atın dersek Y'yi gösterir arkadaşlar. Bak yine MTX Text Angle aynı komutlar arkadaşlar. Bakın bu şekilde koordinatları gösterebiliriz. Bakın yok komutu ile de çok uzun bir yayımız varsa arkadaşlar şöyle bir yay çizelim. Bunu silelim. Start and Angle'ı seçelim. Bakın şöyle tıkladım. Şu noktayı tıkladım. Şöyle açıyı küçük bir açı seçelim. Bakın şöyle. Bakın bunu şöyle de gösterebiliriz. Jog komutuyla bakın şöyle seçip daha sonra bakın nereye kadar göstersin? Şuraya kadar. Daha sonra şöyle yerleştirebiliriz arkadaşlar. Daha sonra şu çizginin yerini ayarlıyoruz. Bunu böyle de gösterebiliriz. Bu daha çok böyle büyük yaylar için kullanışlı bir komut. Diğer kısımları daha sonraki videolarda göreceğiz.